Arkadaşlar, abiler, ablalarım, bugün mutfara aldık, bir de şunları aldık. Oo, Talha, güzel giriş. Merhabalar değerli gönül dostları, hoş geldiniz gurbetçi ailenin evine. Canlar, bugün de Talhoş'la şöyle güzel bir açılış yapalım dedik. Ben Talha duramıyor, teyzeleri aldıklarını hemen paketlemek istediği için. Hadi anne, hadi anne dedi. O zaman gel dedim, geç önüme dedim. Seninle dedim açılış yapalım dedim. Çünkü ben de arkada yemek yapacağım. Hatta karnabaharları attım da haşlanıyor canlar. Hadi dedim karnabaharlar haşlanana kadar dedim pilavına biraz da sebze sotesi yapacağım. Onlar kolay zaten, birlikte yapacağız da hemen girişte size şu aldıklarımızı gösterelim. Değerli kıymetli. Nutella ile başlayak. Neyle? Nutella ile. Nutella ile başlayalım. Anne diyor. Kızlar biliyorsunuz size dünkü vlogumda demiştim. Bu hafta Penny'de Nutella'lar 2 euro 79 sente düşmüş. Bakın 825 gram. Artı 75 gram gerçekten uygun, ihtiyacınız varsa alın koyun. Tarihi şurada mı yazıyor? Gözüm görmüyor ki, al oğlum 2023 diyor tarihi, az kalmış bunları. 11. ayın 23'üymüş tarihi, hiç tarihe dikkat etmedik. 2.79. Satak 5 liraya. Tamam oğlum 5 liraya, herkes al, 5 liraya bir kilosunu veriyorlar. Olmadı o. Neyse yerler çünkü vafil falan yaparlar. Pankeklen falan benimkiler seviyorlar. Yerler kızlar, bir Nutella bizim evde Ercan pasta maşallah yer. Ooo yerler. Ercan sabahleyin gitmiş gönül dostları. 11 tane Nutella almış gelmiş. Dün de kızlar biliyorsunuz çarşı alışverişi yapmıştık. O zaman da benim Talha, Tuğçe, Sude... Ya. Abilerinin doğum günü var 12. ayın 24'ünde, 22'sinde Talha'nın var 12. ayın, 2 gün sonra da abisinin var. Çocuklar da abilerine, hani şu abisi de İsviçre'de kalıyor ya canlar, çocuklar da demiş ki abimize kılık kıyafet alsak giymiyor, biz de ona çikolata dolduralım, çikolata gönderelim demişler. Zaten İsviçre'de çikolata yeri değil mi? Ama yine de bunlar abilerine, gelin bakalım neler almışlar. Bunları kargoya verilecek canlar. İçine Nutella da koyacağım ben. Bakalım neler neler. Şununla başlayalım. Onunla mı başlayalım? Evet. İki tane prilins. Neymiş? Prilins. Bu tuzlu, bu da Türkçe adını bilmiyorum. İşte böyle. Soğanlı. Soğanlı. Aynen. Soğanlı iki tane çips almışlar. Aynen. Bir de şu var. Bir tane böyle çips almış. Bunu şimdi Talha yiyecek teyzeleri. Bu çipsler gitmeyecek. Çipsleri koymayacaklar. Bu da soğanlı. Bu da sivil. Göster oğlum. Bu da böyle soğanlı bir çips. Bunlar Talha'nın. Göster annesi. Tuğçe bu beni öldürüyor. Milka böyle. Milka. Kalbim Milka almışlar. Bir tane. Sonra. I love you abim. Bir tane böyle Kinder Lovelerden almışlar. Bunu da böyle kalplisini almışlar. Onu da koy oğlum. Hadi Talha azıcık. Canlan. 3 adet. Hatta 4 adetti de birini yediydi. Hangisini yediydin? Bir paketini yedin. Şey, ha, şunu mu yemişti? Ha. Bir tane beyazı aldık. Bir tane şokolatalı. Bu beyazlı. İki tane böyle şokoladını almışlar teyzeleri. Bir tane de böyle beyazlısından almışlar. 3 tane de bu Kinder Bruno'lardan almışlar. Sonra Kinder Crunchy. Bir de böyle Kinder Crunch'lardan almışlar. Bu da Doppelbach. Getir annesi. Ha şunlardan almışlar. Hadi Talha. Sonra bir tane KitKat. Bir tane böyle KitKat almışlar. Bir tane Ferrero Küsyen. Roche. Ferrero almışlar. Ferrero Roche şöyle kızlar. Bunu da böyle almışlar. İçi de şöyle bakın göstereyim. Dur anneciğim. Bak kırınca böyle çıkıyor. İçinde sallanıyor. Böyle minik minik ferroreler varmış. Gene aynı. Niye alıyor mu aslında? Paketleri çok güzel gözüküyor diye. Ha, paketine mi verdiniz parayı? Aferin kızım. Bu da ayrıca Ferrero. Bunu da böyle almışlar. Gönül dostları paketi güzel sonra gözüküyor diye böyle almışlar. Milka ve Snickers. Bir tane Milka, bir tane de Snickers almışlar. İki tane de bundan alınmıştı. Birisini Talha oturdu afiyetçe tüketti. Bir tane Milka Nusni gofretlerinden almışlar. Bir de bu evde varmış. Talha illa bunu da anne içine atalım diyor. Ya. Bu evdeydi, alınmamıştı yani. Bizim evin içindeki, onu da koymak istemiş.
Bir de böyle Raffaello teyzeleri şöyle bir Raffaello almışlar. Daha ondan da. Sonra ben kendimi de zaten geçmem. Tuğçe bunu kendisine almıştı. Milyon. Milyon. Tuğçe Hanım kendine parfüm almış Douglas. Teyzeleri ben Douglas'tan. Parfüm aldım. Ha size dünkü vlogumda demiştim ya Talha bana bir tane parfüm aldı diye. Tuğçeler kendini alınca Talha da anneme alacağım demiş. Bana almış ama kavga ediyoruz. Dövüşünce Talha parfümü alıyor benden. Ama aramız iyileşince geri veriyor. Şimdi aramız niye iyi oldu biliyor musunuz mu? Ona da söyleyelim mi Talha? Niye? Nereye gideceğiz şimdi? Bilmiyorum. Türkiye. Yok oğlum. Çarşı. Bana dedi ki anne dedi çarşıya gidelim de benim şu tişörtlerimi alalım. Kaç gündür gidiyor teyzeleri. Hiç bulamıyorum ama. Bu, okuldan geldi anne diyor yatmadan diyor hadi diyor gel gidelim çarşıya. Yok dedim sen bana dedim bir parfüm veriyorsun küsüyorsun geri alıyorsun dedim. Sonra parfümü getirmiş hadi anne gel seninle çarşıya gidelim. Ben anne günahınızı alma. Niye ne yaptım Tuğçe? Niye günahınızı alayım? Günahınızı oğlum. Niye göstermiyorsun? Söylemiyorsun. Ha. Evet efendim benim çocuklar bir de birlikte çarşıya gittiklerinde şöyle gül yaptırmışlar bana. Ben aslında kızıyorum şunlara para verilmesine çünkü kızlar tamam çok güzel değer veriyorlar da kız paralarına yazık. Oğlum kırma ne örüyorsun orada? Ya koymadan kırılıyor. El ayağı dek durmuyor kız. İşte kızlar bunu da bana güzel çocuklar görüyorum. Kendi aralarında yaptırmış teyzeleri anneme yaptırayım diye biraz tabii ki şey yaptım. Kızdım yavrum ne gerek dedim. Çünkü bunlar hemencecik soluyor. Şu bir de pahalı kız ucuz değiller arkadaşlar. Zaten çalışıyorsunuz ediyorsunuz paranızı harcamayın diyor. İşte böyle bacılarım. Pilavı yapalım Talha. Yok önce çarşıda pilav. Yok önce ama pilavı yapayım olur. Oğlum dinlensin. Yani, sonra yarın gidin. Yarın ben boşum. Yok kızım 5 dakika gide gel ah. Evet canlar ben sokağa çıkmadan çünkü Talha durmuyor. Anne hadi anne hadi. Hemen ortalığı topladım. Şuraya bir şehri attım kızlar. Burada da yıkadığım pirincim. Tereyağı koydum üzerine. Bir tane kesme şeker. Pirinci de Allah'tan hemencecik kıyıverdim. Fazla suda bekletemedim maalesef. Hemen şunu 2 dakika kavurayım da. Kızlar burada da bakın karnabaharlar haşlandı. Suyunu süzdüm. Onun da böyle tabakla ağzını kapattım. Şöyle birazcık tereyağım erisin. Çok fazla kavurmayacağım. Bu şekilde. Siz isterseniz böyle birkaç damla limon da damlatabilirsiniz. O sizin zevkinize kalmış kızlar. Şöyle göstereyim yakında. Bu kadar yeter ya. Haydi besmelemizi çekelim. Suyumuzu da dökelim. Topaklanmasın diye ben önce şöyle az az suyumu koyuyorum. Şöyle bir pirincimi karıştırıyorum. Birden suyu döküp de bazen topaklanmalar oluyor. Ağzını kapatacağım kısık ateşte. Ben üzerimi giyene kadar bu pişmiş olacak. Şimdi ben ne yapayım? Gideyim üzerimi değiştireyim kızlar. Saçımı başımı bağlayayım. Vallahi şöyle giydim. Güzel oldu. Yani aldığım paraya da değer gönül dostlar. Şöyle göstereyim size. Ondan sonra ne yaptım? Alacele bir kaş göz rümel süreyim dedim. Onu da beceremedim. Kız acele ettim. Kaş göz hiç olmadı bu sefer. Ama yağmur yağıyor. Bir şey olmaz. Üzerimi giydim. Şimdi de ne diyor biliyor musunuz? Anne diyor uykum geldi diyor. Aha işte bu çocuklar gönül dostlar. Siz olsanız ne yapardınız şimdi? Hadi oğlum. Beni giydirdin Talha. Delirtme beni kalk. Babasının oğlu işte. Kızlar vallahi saçım başım. Bir de dedim saçıma ne yapsam dedim. Açık mı bırakayım? Havada yağmurlu. İster istemez migrenime şey yapar mı? Talha delirtme beni kalk. Beni giydirdin oğlum yemeğe bıraktım ben. Kim dedi bırak diye? Talha iyi misin sen? Yürü dedim delirtme. Vallahi arkadaşlar onu da bilmiyorum. Ya geri bağlasam mı? Ben bunalıyorum ya açık saçla da. Şunu da hem de size göstereyim dedim bu aldığımı. Bakın canlar böyle bir şey. Hani bayağı da kalın bir de ağır bir şey. Şapka yerini falan da şöyle göstereyim size. Bakın böyle. Şuradan da fermuarı geliyor çapraz bir şekilde. Hani güzel yani kız hoşuma gitti. Hay arkadaşlar ben vlogun başında demişim ya. 2023'ün Nutella'ların tarihi mi geçmiş diye. Kız ben zannediyorum ki 2024'e giriyor zannediyorum. Biz 2023'e giriyormuşuk ya. Kız ben nasıl bir sene daha öne atlamışım. Ne akıllı kadınım ha. Vallahi hiç kafa yok bende. Ercan'a hemen telefon ettim.
Ercan dedim, sen dedim, Nutella'ların dedim tarihi geçmişti, ondan mı koymuşlar dedim. Ercan dedi ki Selma'nın kafayı mı yedi? Niye ki dedim. Selma dedi, Nutella daha biz dedi 23'e giriyor, daha bir sene var deyince, Ercan biz 24'e giriyor. He Selma, sen 24'e gir, biz 23'e giriyor. Özür diliyorum arkadaşlar, gerçekten. İnanın bazen şaşırıyorsun, unutuyorum kız. Ver maskemi. Evet canlar, benim Tosun Paşa'yı ben çıkardım dışarıya. Yoksa beni oyalayacaktı. Koş otobüs. Biz şimdi otobüste gidiyoruz. Araba Suude'de. Ercan işte biliyorsunuz ve şarıl şarıl yağmur yağıyor. Ah Talha, ah. Önce bana anne gitmeyeceğim deseydin, ısrar ettin. Sonra ben de hadi dedim, kırmayayım gideyim dedim. Şimdi de gördünüz değil mi? Yağmur da beni... Küçük Paşa'yla otobüse bindik. Şimdi çarşının yolunu tuttuk. Acayip yağmur yağıyor dışarısı. Saçlarımı da yeni boyadım ya. Dipler böyle şey çıkıyor ya. Biraz şöyle birkaç gün sonra güzel olur kız. Değil mi reis? Mağazanın önüne geldik. Ercan da mesaj attı ki ben de birazdan geliyorum. Sizi de göreyim dedi. O da bugün bir 5 numarayı sürüyor değil mi baban? O da beni bir 2 dakika bekleyin bari dedi. İyi hadi dedik, şimdi Ercan'ı bekliyoruz. Sanki mağaza kapandı mı Talha? Kapalı gibi duruyor annesi. Vallahi mağaza kapalı gibi duruyor ya kızlar. Acaba yağma yok, içinde var birileri. Ay boşa gelmeyeyim. Zorla getirdin beni. Değil mi reis? Galiba Ercan Bey geliyor. Bana dedi Selma 36 geçe gelirim dedi. Orada da diyor ki 4 dakika gecikmeli diyor ama benim koca beni buralarda bekletir mi kız? Basar uçar gelir. Geliyor efendim. Beni bekletmez. Amca gideceksin mi? Toprağın ne oldu? Ya. Abi. Her şeyi sonra ineyin. Boş kağıtı. Boş kağıtı. Hangi boğazlar bu kilo var? Hadi gel bana. Aman Ercan dikkat et çantana neyine. Cam açıksa kapat. Ben buradan inşallah. Haydi inşallah. Bayram değil, seyran değil. Benim hanım beni o niye ziyarete geldi? Çok özledim ama, kocamı. Vallahi. He. Ama. He? Baban hızlı 3 dakika sonra apfan yapacak. He dedi ki Talha diyor ki anne diyor babamı bekleme daha 4 dakika. Ben dedim ki baban 36 dediyse dedim uçar gene gelir. Gelirim ya, sen ne zannediyorsun? He ne yaptınız? Hiç. Senin oğlun zorla beni çarşıya hazırlattı. Ve sen elmas kaptırın. Zorla bana dedi ki çarşıya gidecek dedi. İyi yapmışsın. Ben de ondan sonra iyi hadi o zaman dedim. Hazırlandım. Bu sefer dedi ki uykum var gelmeyeceğim. Zorla çıkarttım. Zaten bunu çıkarmazsan uyur giderdi. Uyuyacaktı. Şimdi de diyor ki belki almam. Aslında benim de uykum var ha. Neyse ben şunu bir... Belki almam. Ben sizinle gezeyim şunu otomatik pilota ayarlayayım da bu kendi gitsin. He. Kendi kendine gelsin. İyi hadi Ercan gecikme. Yok gecikme değil, daha benim saatim var. Ne kadar? 2 dakika. 40 geçe geçeceğim. 3 dakikam var. He. Normalde 5'li burası kadar içerdim ama sen varsın da yakmadın. İyi o zaman iç hadi, biz 5 dakika girek çok soğuk hayatım. İyi üşüdüm. Hadi öpüyorum, hadi görüşürüz. Hadi ki bakın Ercan'ın iş yerine geldim gönül dostlarım. Bir daha elim bak boş. Bak daha ne diyor, belki lütfen almam bir diyor. Bir daha elim boş gelmesin. Ercan yemek çay getirecektim. Getir. Ercan azlığın dolu. Ekmeğinle olmuyor, mantı gitmesin. Hadi görüşürüz şat. Yok anam tamam, ben dışarı. Mı? Tamam bende var para da. Var mı, vereyim para? Hadi görüşürüz şat. Hadi Allah'a emanet. Evet kızlar girdik biz mağazamıza. Reis Bey ile. Hadi bakalım Talha. İnşallah alacak. Talha buradaydı seninkiler bak. Neredesin? Ha bakıyormuş. Seninkiler bak aha burada aşağıda var. İki tane alırsanız gönül dostları 40 euroymuş. Buradan iki tane alsa 30 euro. İki tane ayakkabım 30 euro Talha. Ha buradakiler. Ha burada da varmış arkadaşlar. Ama oğlum bunlar şeylin meyli. Bir şekil bir şey. Küfür mühür yazıyor. Ya da şöyle basketçilerin resimleri var. Kimi de şöyle küfür yazıyor. Almanca bilen arkadaşlar biliyor orayı. Şöyle sivitler var. %20 bunlarda. Kız da bir tanesini giydiriyor.
Bak işte oğlum ya. Ben evime geldim. Ay koştur koştur. Güya bir iki bir yeri belki Tix Max falan da gezeriz zannettik. Ama bütün paramızı son kuruşumuza varana kadar Spek mi de o mağazanın adı ne işte kız. Oraya bıraktık geldik. Benim oğlum durmadı bir şeyler gördü. Bir de mağazada %50 Snape markası olanlarda %50 indirim vardı. Diğerlerinde de %20. Talha da çeket meket gördü teyzeleri. 12. ayın 24'ünde de doğum günü var ya. Hadi dedim zaten para verecektik. Gene gidip böyle onlardan alacak da hazır dedim indirim varken doğum günü hediyesini ben şimdiden alayım vereyim dedim. Yanıma da fazla almamıştım biliyor musunuz? Kendimde de paralar vardı. Ocağım da yanıyor kız bu arada. Yemek pişireceğim kız akşam oldu. Neyse Talha'ya kıyafetleri aldık teyzeleri abileri. Birazdan çekeceğim de önce şu yemeğimi pişireyim kız. Vallahi Ercan falan işten gelir daha pişirmedin mi diye kızarlar. Gönül dostları saçlarım dün boyandı ya. O şey ilk günleri böyle çirkin duruyor. Ona da biraz sinir oldum. Şuralar böyle şey gibi duruyor. Kusura bakmayın artık böyle idare edin beni. Böyle bakın minik minik tavuk göğüslerini şöyle bakın bu derecede küçük küçük doğradım. Bunların hemen soğan doğrayacağım. 2 tane soğan bir de böyle hazır bezelye ve havuçlar var efendim. Havuçlar bu şekilde. Bezelyeleri ben iri gibi zannettim de iri değilmiş. Keşke önceden hani şu iri olan bezelyeler var onlardan alsaymışım dedim ya artık ne yapalım böyle olacak. Soğanlarımı doğradım arkadaşlar. Sen de gel anam. Hemen patatesleri küp küp doğrayacağım. Şu şekilde önce kızartmalık gibi yapacağım arkadaşlar. Şöyle bakın şu boyutlarda ne minik ne şey patateslerimi de doğrayacağım. Evet canlar patatesini soğanını hepsini ayarladım bakın böyle şöyle bir patatesin de çiğ kokusu bitsin istedim. Salçasını baharatını sevdiğim baharatlardan fazla bir şey doldurmadım ben içine kırmızı biber, toz biber bir de karabiber attım. Şimdi bezelyeyi de atıyorum arkadaşlar aha böyle içinde sanki ha patatesmiş. Biraz daha alır değil mi gönül dostları? Biraz daha dökebilirim. Çünkü patates suyu çekiyor. Bence böyle yeter. Ve tamamdır gönül dostları. Akşam yemeğim benim buydu. Yanında da pilavım var. Karnabaharım var. Güzel karnabaharımı da limonlarım böyle. Zeytinyağıyla limonlu bir şekilde. Misler gibi de onu çıkarırım. Oh Rabbime çok şükür kız daha ne olsun. Şu yağımın içine de yağ dökeceğim. Şu yağı da kaldırmadım. Şimdi buna da yağsını boşaltayım. 100 eurodan kalk oraya bak. Tamam anneciğim sen ben sana ne diyorum 80 eurodan. Sen 100 euro yazıyordu ya. 100 eurodan 80'e bastı kız. 80'den yarı fiyatına düştü. Hadi anne diyor çekeceksen videoyu çek diyor. Ben uyuyacağım artık ay, diyor. Bağışış geldin de bella. Bak bak benim param gitti de bana benim paradan artanı veriyor. Yok al senin olsun. Tamam. Sonra ağlarsın annem paramı yedi diye. Kızlar yemeğe koydum altını kıstım. Orada pişsin her şeyim hazır. Şimdi Talha Reis'i aldığımızı göstereceğiz teyzelere. Şu çeked istedi. Bu çekedin orada fiyatı 100 euroydu. Şöyle göstereyim bakın tam 100 euro. Talha illa bu çeket istiyorum dedi. Evde de böyle çeketleri bir sürü var. Kasaya gittim. Kadın 80 euro bastı. 80'in yarısı kaç? 40 euroya geldi. Ama iyiymiş ki dedim. Aldık gari dedim. Kap şöyle bir şey. Şapkası yok yalnız. O yüzden biraz beğenmedim. Bunu yedim. İçine çok harcayacağım. Oradan teyzeleri Snipe'den 10 euro şu çoraplar. 3 tane var. Zaten biliyorsunuz kalitesini. Şahane 3 tanesi 10 euro ama bunlarda da %50 indirim vardı. Başka Snipes diye başka marka olsaydı 20% alacaktı. Nike, Adidas gibi markalarda %20 ama Snipe'ın kendi markalarında da %50 indirimler vardı. Ben de görünce Talha'da biliyorsunuz her çorabı giymiyor. Ya Hummel'ler alıyoruz ya Adidas türü. Kız dedim bunlar hiçbir şey hemen 2 paket arkadaşlar çorap kaptım.
Yani şu ikisine 10 euro verdim. Normalde 20 euro verecektim. Düşünebiliyor musunuz? Al oğlum dedim. İki paket dedim. Şuraya koyayım. Ondan sonra teyzelere. Talha kendine burada göstermiştim ya. İki tane tişört 40 euroydu. Bunlarda indirim olmadı. Bunda hiç yoktu. Bu direkt 40 euro olarak. Evet, bu tişörtün aynısından bir üstünde var biliyorsunuz. Hoşuna gidiyor bu renk. Anne dedi yedek bir tane daha istiyorum dedi. Bir bunu aldık. Bir de onu. Bir de böyle Nike'ınkini beğendi. Şöyle göstereyim. Bir de bunu aldık. Bu ikisine de 40. Bunun tanesi de 20 euro olmuş aslında oluyor. Aslında bunu vererek ikisini de hepsi mahkumlar o zaman daha ucuza geliyor. 15-15 üçgeni alabilirsin. Ya. Neyse aldık gari Talha. Sonra teyzeleri göstereyim dur. Şu kapşonlu şu. Şu da şöyle Snipes'ın. Bunun fiyatı da canlar 50 euroydu. 25 euroya geliyor. Şöyle bakın 50 euroydu. Bu da 25 euroya geliyordu. Al oğlum dedim. Hatta orada bir de siyahını beğendi. Siyah bedeni kalmamış. Ya. Ama onu ablasına diyeceğim de sipariş versinler indiri hazır indirimdeyken. Evet. Yoksa 50 euro vereceğiz. Evet yani yoksa şu, çünkü alıyor. Ben bir çocuğum alıyor durmuyor giyiyor sürekli. Tuğçe'ye diyeceğim de ona bir tane sipariş verecek. Altını kısmadın mı yemeği? Kızlar baktım bunun altı lacivertli. Orada da lacivertli. Aynı o renkte bir tane eşofman gördüm. Dedim oğlum dedim takım olsun en azından. Bunun fiyatı da 40 euroydu. Bu da geldi mi sana 20 euroya? 15. 20 euro oğlum. 40 euronun yarısı 20. Nasıl matematiğin var? Bir de beni beğenmez. 20 euroya da bu geldi. Versen onuna. Şu ikisi de giydirdim orada ablalara. Böyle takım. Çok şık oldu. Al dedim oğlum dedim. Anandan babandan sana dedim. Doğum günü hediyesi. Kocuğu ben aldım. Bunun parasını da babam verecek sana. Geri sana verecek bu ikisinin takım. İşte oğlum daha ne öğret? Geri verecek paranı. Niye? Al şu çeyizini. Şu fişleri de saklayalım. Orada fiş saklarsak iyi oluyor. Gönül dostlarım. Şu çekedim fişi şöyle göstereyim. Bu da diğer o gösterdiğim malzemeleri aldığım fişim parası. Ve bunları ben saklayayım. Çünkü yırtarcız da bir şey olur. Yine hani böyle şeylerde değişme oluyor. Solma falan olursa. Bir tanesi var. Hayır, sen mi saklayacaksın? İyi, sakla. Ben saklayamam. Ay, böyle işte benim çocuklar. Bugünü de böyle koşuşturmacayla halletti. Gercan da merak etmiş. Selma ne yaptı? Eve barka geldi mi? Geldik anam dedim. Sorma dedim. Başka bir yere girdim mi? Hey Ercan girdim dedim. Bir otobüsten indim. Öte bir otobüse bindim. Evdeyim dedim. Cüzdan da boşalttım. Rahatladık dedim. İyi, ne yapayım diyor. Vay diyor, taş kafa diyor. Yoruldum kızlar. Bir bardak elime çay alayım da durun geliyor. Bu da hükürtüyorsun. Koydum soğuk su üstüne. Çocuk gibi bir de üzerine su istiyor arkadaşlar. Anne diyor üzerine diyor su iste. Pasta vereyim mi? Mandalinli pasta mı? İstemiyor mu? Çikolata. Çikolatalı pasta yok. Çikolata yiye çikolata oldum oğlum. Öyle yapma ayıp. Öyle içilmez. Höpürdetilmez. Nasıl içilsin? Sıcaksa bekle biraz daha soğusun. Kendin yapıyorsun. Öpürdetmedim ki oğlum. Göre yapıyorum. Hayır anneciğim öyle yapma. Kocaman oğlansın. Ay. Aynen. Bugün Talha'nın okulunda ne olmuş teyzelere? Ay başım ağrıdı kız. Ne olur? Anlattın ya okulda bir kızın yaptıklarını. Ha. Biz Talha ile konuşuruz. Ben Talha'ya her zaman okuldan gelince bir vukuat var mı? Bir şeyler var mı? Anneyle anlatmak istedim, paylaşmak istedim. Bir şeyler var mı derim. Evet ilginç. Benim beni alakadar edecek bir şeyler varsa bana hemen anlatır. Anne bak böyle böyle oldu. Şöyle şöyle oldu. Bugün de Talha okulda bir kızı dikkat etmiş. Sınıf arkadaşın değil mi? Hı-hı. Alman mı kız? Yok. Alman bir kız. Efendim bu kız okul bu Talhalar hani size diyordum ya kermes yapıyorlar okullarında. Böyle kasalarına para biriktiriyorlar. O kasaya biriken paralar da çalınıyormuş efendim. Kimin aldığını da kimse göremiyor. Bilemiyorlarmış. O kadar da hani dikkat etseler de para birdenbire kayboluyor. Öğretmenler de şaşırıyor ama öğrencilerden biri alıyor. Ama kim? Kimseye de gözde görmeyince bir şey diyemiyorlarmış. Neyse efendim sınıflarında Alman bir kız okulda arkadaşlarına para dağıtıyormuş. Değil mi? Ya. İşte kimine 10 lira, kimine 5 euro veriyormuş. İşte bir Türk çocuğuna vermiş 10 euro. Sonra Talha'ya demiş ki sana da vereyim para. Talha demiş ben para istemem. Benim param var.
Hani istemiyorum demiş. Sonra zorla Talha'nın çantasına 2 euro para atmış. Talha demiş ki istemiyorum demiş. Parayı çıkarmış. Kıza geri bırak vermiş. Ondan sonra suçu bana atar. Ben yapmıştım. Talha da korkmuş. Bu kız demiş sürekli demiş para dağıtıp duruyor millete. Nereden alıyor demiş bu parayı demiş. Sonra arkadaşlarına demiş ki ya demiş bizim okulumuzda para çalınıyor. Ondan sonra bu %100 içimizden birisi ama kim bilmiyoruz. Bu kız da demiş sürekli para dağıtıyor. Bunun ailesi demiş izin veriyor mu bunun para dağıtmasına diye arkadaşlarına söylemiş. Almayın parayı. Belki de kız sizin üzerinize suç atacak demiş. Benim oğlum maşallah akıllı teyzeleri. Neyse bana geldi dedi ki anne dedi böyle böyle yapıyor. Ne yapayım dedi. Ben dedim ki öğretmene niye söylemiyorsun dedim. Anne dedi hani söylemek şimdi bir şey olur yazık hani okuldan falan uzaklaşırlar bir şey olur korkmuş onu da söylemeyi öğretmene. Hiç dedim korkma. Öğretmene usulca git bir şey anlatacakmış gibi böyle böyle öğretmenim sınıfımızda bir arkadaşımız var. Bu kız sürekli okulda bizlere para vermek istiyor. Kimileri alıyor ben almadım. İşte 10 euro 5 euro küçük paralar da değil. Hani ben şaşırdım. Size bilgilendirmek istedim. Hani öğretmene size haber vermek istedim. Sınıfta olan biteni öğrenin diye. Böyle de oğlum dedim. Yarın bakalım diyecek öğretmenin. Eğer dedim sen demezsen baban söylesin dedim öğretmene. Hani Ercan da arar söyle. Diyecek belki kızacaksınız. Sana ne? Seni ne ilgilendirir? Değerli dostlar. Kız sizin yaşlarda değil mi? Ya. Şimdi kimi çocuklar vardır. Hani belki kız okul parası değildir. Kimse gözümle görmedim günahı boynuna. Ben şöyle düşündüm. Benim kalbimden böyle geçti. Belki bu çocuk annesinin belki köşeye biriktirdiği 3-5 kuruşun yerini biliyordur. Hep biz kadınlar yaparız. Hani market alışverişimizden, pazar alışverişimizden bozuk olsun, böyle büyük para olsun. Bir kumbaramız vardır. İçine atarız. Kötü gün parası deriz. Hem de benim de öyledir. Bir köşemde ya atıyorum size 5 kuruş da olsa, 10 kuruş da olsa, 10 euro da olsa şuranda duracak arkadaş. Ne olur ne olmaz hesabı değil mi? İşte belki de dedim kızın dedim anası neyim dedim kenarda pazardan Almanlar da yapıyor çünkü. Biriktiriyordur kadın belki dedim. Kız da yerini öğrendi dedim. Böyle oradan hani arkadaşlarına hava atmak için belki de o parayı dağıtıyor. En azından kızın ailesinin haberi olsun. Yani bu ben şahsen benim çocuğum öyle bir şey yapıyorsa benim haberim olsun isterim. Benim çocuğumun yapmasını istemediğim bir şeyi de bir başkasının çocuğuna bir anne olarak içim el vermedi. Değerli dostlar, Talha yarın öğretmeni anlat. Usul zaman söyle, böyle böyle. Öğretmen zaten gereğini yapar. Öyle değil mi canlar? Duydun mu beni? Ne? Öğretmene diyeceksin. Neyi? Oğlum 2 saattir ne konuştum ben? Allah'ım gurbette kimseyi kimseye muhtaç etmesin ama güzel dostlar da karşısına çıkarsın. Bu yönde şanslıyım ben. Komşularım yönünden de çok şanslıyım. Allah için şimdi. Bakın hani kimsesizlik diyoruz. Haşa Rabbim her zaman bizim yanımızda da insanın bir cana bir nefese ihtiyacı vardır ya. Bu konuda ben oturduğum şu mühitte hem binamdaki Türkler olsun yan taraftaki Türkler olsun gerçekten o konuda şanslıyım. Doğumlarımda hani ne bileyim hastalıklarımda falan komşularımın çok desteğini gördüm. Yani evim hatta koronada biliyorsunuz günlük yemeğimi yapıp getirdiler. Yani şimdi doğruyu da konuşmak lazım. Hani o yönden de şanslıyım gönül dostları. Komşularıma böyle günlerde zor günlerimde koşup destek olup getirip bir tas çorba bile insan bekler biliyor musunuz? Yani işte o yüzden diyorum ki kan bağı hiç önemli değil. Can bağı ve iyi insanlar. Efendim Talha? Aferin odasını topluyormuş. Onları güzelce bak. Tamam dolabını dökmüş teyzeleri hepsini yere atmış biliyor musunuz? Bari bir sepetin içine koyaydım. Çek. Beni diyor çek. Temiz çamaşırları kirletiyorsun. İş yapayım derken batırıyorsun. Ya iş yapalım. Allah'ım sana geliyorum bu çocuk beni öldürecek kız. Niye? Böyle işte gönül dostlar biraz muhabbet edeyim dedim. Yemeklerimi pişirdim daha şu yağı şişeye boşaltacağım. Allah'ıma şükürler olsun. Bugün de böyle geldi geçti değerli dostlar. Yemek derdimiz bitince sırtımızdan bir yük kalkıyor. Evet dostlar. Vallahi altını kıstığım halde çok güzel olmuş canlar. Fazla dibine kaşığımı şey yapmıyorum.
Biraz daha mı kısayım? Kısarım. Şimdi iki daha bir de. İki de böyle. Ocağım bozuldu herhalde benim. Şöyle yakından göstereyim. Bakın dostlar. Yemeğimin hali böyle. Suyu falan tam. Daha bu durdukça patates bu suyu çeker. Pilavın anda muhteşem gider. Güzel olmamış mı gönül dostları sizce? Beğendiniz mi Selma'nın akşam yemeğini? Işık da şöyle tam burama vuruyor ya. Çok çirkin duruyor. Talha! Gel bakayım buraya. Talha'yla vedalaşalım. Bugün Ercan olmasın. Değil mi Ercan olmasın? Bugün de oğlumla ana oğul günü yaptık. Değil mi Talhoş bugün? Evet. Anneciğinin paracıklarını yedin. Aa, biz... Şey asker arkadaşıyız. Nasılsın? İyi misin? İyiyim. Ay Tosun Paşa anı ol. Tosun gibiyiz zaten. Değil mi oğlum? Ne yapalım? Allah'a emanet ediyoruz sizi. Değerli gönül dostlar. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki vlogumuzda görüşmek üzere. Efendim gitmeden ne yapsın ablaların abilerin? Abone ve like yapsınlar. Like yapın diyor. Abone olun diyor. Yorumlar bırakın. Anneme destek olun. Desene oğlum. Aynen. Ben senin avukatın mıyım? Sen diyeceğim bu işleri. Senin görevin. Benim benim oğlum sen benim neyimsin? Uzaktan eniştem oğlum. Ya asker arkadaşım ya. Ha asker arkadaşın. Hadi ablaların ellerinden öp. Utanıyorlar konuşmayacaklar. Hadi söyle. Ha dün de camiye gittin, ibadetini evet. Yaptın. Hafta sonu ya teyzeleri camiye kendi gitti kalktı. Abdestini aldı. Bayağı durdunuz ama. Ondan 12'ye kadar. Yani şu insanın şurasından gelecek. Zorlamayla hiçbir şey olmaz. Şurandan geliyorsa kendiliğinden işini hallediyorsun. Neyse düştü çenemiz. Gel Talha. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.